Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Orada da eksiklik kalmasın kafanda. Allah'a nispet edildiği zaman mukaddesleşiyor. Şefkati mukaddes. Yani mesela diyelim ki özlem. Anne babadan ayrılsın. Mesela hastalık, sihattan ayrılsın. Mesela memleket, başka ne olabilir? Sıkıntı. Bunlar hepsi çiledir. Allah için olursa, Allah'a nispet edilirse, Allah için olmuşsa bunun adı mukaddes çile. Çile ama mukaddes. Bunun kalitesi çok yüksektir. Yer yer bunun değeri ve kalitesi ibadetten büyüktür. Onun için sahabenin bir çilesi diğer sahih velilerin 40 yılına bedel olabiliyor. Yani çilenin mukaddes olması, onu şey yapayım diye düzelteyim, şey yapayım diye yanlış kalmasın. Allah için olursa, Allah'a nispet edilirse mukaddesleşiyor. Evet. Er senin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Abi bugün mütalaa dersi yapacağız. Mütalaa. Dün müzakere dersi yapmıştık. Müzakere ve münazara var mıydı? Münazaraya ayrı bir konu dahilinde bakılabilir ama yani konu müzakereydi. Müzakereydi. Esas tamam. Konu müzakereydi. Tamam. Bugün ise mütalaa. Çok güzel. Çok iyi yaptın bak. Münazara var mıydı? Abi kim? Yok. Yoktu abi, bitti. Yoktu. Onu ayrı bir şey. Bilmiyorsan, bilmiyoruz. Bakmadık, çalışmadık. Çünkü münazara müzakereden apayrı bir birimdir. Birim. Apayrı bir ilmi kaidesi vardır münazaranın. Misal abi, Risale'de okumak manasına gelen çok kelam var. Mütala, kıraat, müzakere, münazara. Bunlar zahiren okumak gibi gözükse de, hani dün demiştik ya abi, mana, lafız, manaya hayat olur, cilt olmuştur. Aslında apayrı birimlerdir. Ve şimdi bu mütalaa dersinde o bir daha açılacak o perde. Yani mütalaa okumak mıdır sadece? Yoksa bambaşka bir şey midir? Biiznillah bu derste daha çok açılacak. Mütalaanın malum abi dün mukaddemede demiştik. Müzakere o yapıldı. Mütalaa da lügat olarak bir şeyi inceden inceye, yani bir kitabı inceden inceye okumak. Buna mütalaa denir. Bu her ne kadar bu lügatın en zahir kısmı gözükse de aslında bu mütalaanın üstadın külliyatta belirtmek istediği daha geniş bir açılımı var ki biz de bugün o dersi mesela biraz üstüne değineceğiz. Müzakere külliyatın 10-15 yerinde geçiyorsa mütalaa ise en az 150 yerden ziyade geçiyor abi. Bu müzakerede fazla mı geçiyor mutlaka? Mütalaa müzakereden çok çok fazla geçiyor. Sübhanallah. Evet. Ve okumak da, yani okumak ve kıraat apayrı bir şekilde geçiyor. O da ayrı. O daha ayrı. Ve biz lügatta hepsini aynı biliyoruz. Aynı gözüküyor ama değil abi. Eğer ki aynıysa niye külliyatta aynı kullanılmamış? Demek ki apayrı hikmetleri var. Biz evvela lügat manasını okuduktan sonra noktayı nazarları mesela vereceğiz. Bu dersimize bir mukaddem olacak. Bir daha bir dün Barla Layıkası sayfa 65'in etrafında biz döndük. Atıflarımızı, noktayı nazarlarımızı ona göre verdik. Bugün de abi mütalaayı da Emirdağ 147'nin etrafında döneceğiz. 147? 147. O insan şeyinde. Evet abi, imanın vesvesesiz mertebesi. Yani onun etrafında mütalaayla döneceğiz biz. Artık o zaman kavgamız büyük olacak desene. Yani. 147 deyince 146-147 Emirdağ evet. Bir tehlikeli sayı. Mayın tarlası oralara. Oraya ne yapacaksın şimdi bakalım? Yani fişi de oralar nedir? Evet abi. Nedir abi? İlgi anı. Yani nasıl? Tamam. Enfusi işte. Enfusi olduğu için kavgamız orada oluyor. Evet. Bak ben de heyecanlandım. He. Evet abi. Mütala, lügatta manası inceden inceye okumaktır. Hı-hı. Ve düşünmektir. Risale'de geçen manası ise çok cami, çok geniş bir sahası vardır mütalaanın. Hı hı. Mesela
bir kitaptaki mananın anlaşılması için tekrar tekrar okunmasına mütalaa denir. Bir şeyin anlaşılması için tekrar okunmasına mütalaa denir. Ferden veya cemen. Evet, ferden veya cemi olarak buna mütalaa denir. Bu ikinci bir misal abi. Bu da bir mütalaa örneğidir. Mesela kainatı bir kitaba benzetmek ve onu akıl, kalp ve vicdanla tefekkür edip Allah'ı zikretmeye, esmalarını görmeye de mütalaa denir. Akıl, kalp ve vicdan. Vicdan ile görmeye, esmaları orada okumaya da bu da mütalaanın ayrı bir örneğidir. Bir ayrı örnek daha vereyim abi. Üstad bunu lemalar, yani 14. lemada söylüyor. Ve orada bir misalden bahsediyor. Orada malum Üstad Hazretlerinin validesi gökyüzündeki ayı bir şeye benzetiyor. Üstad da orada bir mütalaadan bahsediyor. İşte astronomi ilmiyle bir mütalaa. Yani bir misal de şu. Mesela astronomi çalışanların kendi mabeyninde böyle değişik tabirlerle o konuyu ele alması, o konuyu yorumlamasına da apayrı bir mütalaa denir. Yani mütalaa sadece böyle bir kitabı alıp okumak değil, bir nesneye bakıp onun hikmetlerini anlamak, onun sırlarını anlamak, akılla anlamak, akılla okumaya da mütalaa deniyor. Akılla okumak. Mütalaa deniyor. Üstad başka bir yerde de abi vicdanla okumaya, muhakematta bahsediyor. Vicdanla mütalaa et diyor. Demek ki okuyan sadece bu göz değil, bu ağız değil, vicdan da bir mütalaacıdır, akıl da bir mütalaacıdır. Hatta bu parmaklarımız dahi bir mütalaacı olabiliyor. Değil mi tutuyor, bilmem ne yapıyor. Hissediyorsun. Evet. Bu da bir mütalaacıdır. Bir tane örnek, vicdani mütalaa. Vicdani mütalaa, bir tane fiil örneği. Mesela diyelim ki, fiili sen ver bakayım. Ben sokakta bir acımasız bir hadise oldu. Veya şöyle diyeyim. Adam esnaf, gitti kantarı yanlış tarttı. Bu adam yapınca bu anıyla kandırdı, aklıyla. Buna akılsız diyorlar mı? Ne diyorlar? Vicdansız. Vicdansız adam ya. Bu vicdana sığar mı diyorlar? Evet. Mesela adam yağmur yağdırılıyor, yollar yağmur, yaya geçiyor, hızlı gidiyor. Ne kadar nefisperest demezler. Ne derler? Ne vicdansız adam ya. Yani aklın yaptığını aniden mahkeme kurarak doğrudur, yanlıştır, mahkemenin şeyi, haşir meydanının küçük bir provasıdır vicdan. Yani insan kainatın çekirdeği değil midir? Şece-i hikatın. Haşir meydanı varsa kalp meydanıdır. Mahkemede vicdandır. Yani yaptıklarımızı akli olsun veya davranış olsun, fikri olsun, ne olursa olsun vicdan süzgecinin geçmesi lazım. O yap der, yapma der. Onun için aklen yaptığımız hataları bile vicdansız deriz. Evet. Mesela Furkan bizden vicdana dair bir mütalaa örneği istedi. Mesela abi, diyelim ki bir hadise ve olay oldu. Bu risalede de geçiyor. Mesela zahiren şer gibi gözüküyor. Fakat vicdanen o olaya ve hadiseye baktığın zaman sen kaderi ilahinin ne kadar orada hikmetle işlediğini görüyorsun. Fakat bunu gören akıl değildir. Niye akıl değildir? Çünkü aklen ve mantıken bakarsan zahiren zıt gözüküyor. Orada onu hisseden ve gören, orada Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, hikmetini gören vicdandır. Vicdan orada çok sırlı bir mütalaa yapıyor. Dolayısıyla Üstad bu sırrı çok iyi yakaladığından İşte bu dertler ve sıkıntılar bana musikinin mütenevvi işte sesleri nameleri geldi diyor. Zahiren akıl bunu okuyamaz. Akıl bunu zıt okur. Orada okuyan vicdandır. Vicdanı hüşyar ne yapıyor? Onu orada mütalaa ediyor. Neyi mütalaa ediyor abi? Esma-i İlahiyye'nin künuzunu, rahmeti ilahi, kaderi ilahiyi ne yapıyor? Bu cihetler mütalaa ediyor. Bu da mütalaanın vicdani bir örneğidir. İkincisi akıldan, yani dış dünyada gözüken fiille mütalaa bir örnek versek. Mesela burada bir bina yapıldı. Bu binaya baktığın zaman sen sahibini görmesen de abi, o binanın sanatı ve sistemi sana sahibini anlatır, sahibinin var olduğunu ispat eder. Orada mütalaa eden göz değildir. Evet, orada sanatı anlayan akıldır. Aklın da
başka bir cihetle mütalasıdır bu. Bir daha bir, biz dedik ya Emirdağ 147'nin etrafında döneceğiz. Bunun etrafında dönerken Üstad bu 147'de mahiyet-i nefsaniyesini, mahiyet-i nefsiyesini mütalaadan bahsediyor. Mahiyet-i nefsiyeyi mütala. Dolayısıyla mütala bu kainatı bir kitaba, bir yaprağa, bir ağacın dalına benzetip onu okuyabildiğin gibi, mütala ettiğin gibi. Fakat bir de insanın mahiyet-i nefsiyesini mütala etmesi lazımdır ki esas istenen sır zaten burada. Eğer isterseniz metni bir okuyalım abi biz. Diğeri ve en kuvvetli ve hakka yakin derecesinde vicdani ve hissi, bir derece şuhudi olan hakikati insaniye haritasını ve enaniyeti beşeriye fihristesini ve mahiyeti nefsiyesini mütala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırra akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Şimdi abi, eğer ki külliyatın bu mütalaanın geçtiği yerleri toplayıp külli bir nazarla bakılmadığı zaman mütalaya sadece okumak manasında bakıyor, bakılabilir. Yani bir şeyi alıp tekrar tekrar okumak. Halbuki külliyatın bu ince yerlerini insan topladığı zaman insanın mahiyeti nefsiyesini okuması gerektiğini, onu mütalaa etmesi gerektiğini, kainata bakıp onu vicdanen, hissen okuması gerektiğini çok ince bir şekilde anlıyor ve bu cihetle, yani Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur, onun lügatını açıp okuma sırrı da Zübeyir abinin bu tavsiyesi de ortaya çıkmış oluyor. Yoksa bu cihette lügata bakarsan Risale hakiki manada sana açılmayacaktır. Misal olarak bir tane daha veriyorum abi. Barla layıkasında mütala kelamı çok fazla geçmese de Barla layıkasında abilerin her bir mektubu, mesela diyor ki işte 27. sözü okudum diyor. Veyahut efendim 33. pencereyi okudum diyor, onu sırlara indirdim diyor, onu tetkik ettim, tekrar tekrar okudum diyor, inceden inceye tetkik ettim diyor. Ne yapıyor? Mütalaanın bu cihette lügatını açmış oluyor zaten abi. Peki, mahiyet-i nefsini mutala ile, bak mahiyet-i nefis, bu nefis şey değil, bu nefse mali manası değil, insan değil mi? Evet abi. Bak bir şey, buraya çok kaçırmamak lazım. Bu mevzuyla alakalı, mutala ile alakalı bir şey. Evet abi. Bak, bir kere nefsine zulmettin gibi tabirler geçiyor. Evet. Nefsi nefse mare değil, öyle hemen aklınız oraya gitmesin, tamam mı? İnsan manasında, insanlığına zulmet. Bak iyi dinleyin. Mahiyeti nefsiyesini, bir de böyle bak bakalım mutalaya. Evet. Mahiyeti nefsiyesini mutala ile. Mahiyeti nefsini mutala edeceksin. Mutala nedir bilmiyoruz, tamam mı? Ama mahiyet-i nefsi mutala ile ne olacak? İmanın şüphesiz bir ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır. Ki ne ile çıkmak? İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesine ne ile çıkıyorsun? Mahiyet-i nefsiyesini mutala ile. Mutala ile. Mutala ıptıladır, taşınmak. İnsanlık makamından bir başka bir yerden bakış herhalde. Tabii yani mesela şu, müzakerede bir hakimiyet yok. Bir tanımlama var. Adresleme var. Ve müzakerede cemaat vardır. Ben müzakere ediyorum denilmez. Ne yapayım? Odamda kitap okuyorum. Müzakere denmez. Müzakere ediyoruz. Cemi bildirir, yani bütünlüğü ifade eder. Mutala ise, mutala ediyoruz dendiği gibi, mutala ediyorum da denebiliyor. Muzakere de olmuyor. Muzakerede o şeyi tanımlama ve insaf ile şöyle şöyle dostur ise, mudaveli efkar ile ehiller mabeyninde, doğru yerde, doğru zamanda vesaire. Mutala'da arkadaşlar çok önemli bir ayrıntı. İçerisinde böyle bir tanımlama, bir efendim malzeme alma değil, mutala'da taşınma vardır. Sıyrılma vardır bir şeyden. İptiladır.
mutala, ıttıla. Yani bulunduğun yerden, hakikattan, seviyeden çıkmaktır. Ehadiyete bakıyorum. Yani o aşka başka mevzulara olur, taşır o ehadiyet de. Ehadiyetin inkişafı diyebilirsin. Yani onun içine girme gibi mi? Mesela mutala ele aldığın o konunun. İçine girip taşımak ama bu şeydir. Çıkmaktır, sıyrılmaktır, mutala ile ayrılmaktır. Ama şu, mutala demek seni yapılandırıyor. Muzakerede bilgilendiriyor. Mirat ayna gibi oluyor sonra. He? Miratla ayna gibi oluyor. Gibi yani. Yani ayna, evet, mirat. Yani mutala daha, muzakerin daha enfusi. Öyle mi? Evet abi, evet. Daha enfusi tarafı, mir tarafı değil, melekut tarafı. Melekut tarafı. Yani mutalada bakın, mutala ile bak, mahiyeti nefsisini nasıl geçtin? Bu hiçbir lugatta göremezsiniz, istilahta da göremezsiniz. Risale-i Nur'la, mesela ben bu lugatı yapsam, lugatı yapsak, mesela kaç gün çalıştı, mutalaya çalıştı, yüz küsür tane şey geçiyor. Şimdi lugatta adam fotokopi çekiyor, iki tane alim var lugat noktasına, yani kaynak. Basri alimleri, küfe alimleri. İlmi kelam alimleri kendilerine göre bir şablon bulmuşlar, kalıp yapmışlar, oraya manayı doldurmuşlar. O lugata bakınca o adamın sahası kadar düşünmek zorundasın. Evet. Bu sadeleştirme de budur. Sadeleştirme demek, bu konuda sadeleştirmek demek, bunu alabilirsin sadece. Sadeleştirmek demek, mutlak ve muhit olan manayı kişilerin anlayış kalıplarına sığdırmaya çalışmak. Mutlak ve muhit olan manayı, külli ve âm olan manayı, kişilerin seviyesine göre ortaya koydukları kalıplara sığdırmak. Onun için değil sadeleştirmek, lugat bile Risale'yi tanımlayamaz. Mesela mutala okumaktır lugatta. Sadeleştirmeyi yapan adam bunu okumak diye der. Başka ne diyecek? Mahiyetin efsanesini mutala ile, okuma ile vesaire, anlama ile der. Tamam mı? Mutala'ya başka ne diyecek? Okuma der, anlama der, fark etme der buna. Taşınmak var, taşınmak. Sıyrılmak var. Tecerrüt var. Tecerrüt var. Yani mahiyet-i nefsinesi mutala ile, tamam bu kelimeyi biz kullanacağız şimdi. Tamam, imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır. Ne ile? Mutala ile. Mutala seni yapılandırıyor. Tecerrüt ettiriyor. Seviye atlamak gibi. Yani seviye atlamak değil, böyle bir makam da değil. İnsanı ekbere doğru sevk ediyor. Sevk ediyor, evet. Yani o zaman... şeyde diyor ki 530 bizim meşhur yerimiz sözlerde, insanın duyguları ve efkarı kainattan tefekkürle malzeme getirdiği zaman kendi aleminde musadık bulamayınca o manalı şeyler manasızlığa inkılap eder. Hatırladınız orayı. İşte 268'de geçiyor. Şu anlarda diyor ki her bir ayetin mutadit manaları vardır. Değil mi? Her bir ayetin bakın mutadit manaları vardır. Mutadit manaları var. Mutadit içine bir tanesini al. Her bir mana küllidir. Devam et bu içinde. Anlıyor musun bak? Her bir ayetin mutadit manaları vardır. Mutadit. Onların içine bir tane, her bir mana da küllidir. Yani külli demek mekan ve zaman üstüdür. Her bir mutadit manaları vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. İşte her bir asırda efradını söylemek sade yaptın. Bunu sade yaptın. Yani mutadit mananın her bir mana küllidir. Yani her bir kavme, her bir topluma, her bir asra, her bir zemine mana çeşitliliği var. Ama sen onu teke indirdin.
bu topluma, bu millete, bu zamana ve bu seviyedeki insanlara. Bu seviyedeki insanlara. Mesela bana göre bir kalıp yapsam çakacağım da beton dökeceğim. Mana beton. Şey ise, lugat ise kalıp. İnşaat mühendisiyim, ben ustasıyım. Kalıbı çattım, betonu attım. Beton ne olmak zorunda benim kalıbım? Şeklini almak zorundadır. Kalıbını çıkabilir mi? Çıkamaz, müsaade etmiyor zaten. İşte lugat manaları o kalıbın dışına çıkmanı müsaade etmiyor. Budur diyor, bir mana. Budur. Peki, ben abi çıkarım, çıkamazsın. Niçin çıkar? Öyle inanıyorsun. Lugata bakınca açıyorsun lugatı. Ne diyor Mutala? Okumaktır. Vaktaki keşfi esrar merakı bizi bu makama kadar getirdi. Biz de seni beraber çektik. Seni taciz ettik rahatsız. Bak aynı çıktı. Mana çıktı ya. Yani. Sakın o makalenin ilak-ı uslubu ve içinde cilvegar olan mesailin elbiselerini, perişaniyetini seni temaşasından müteneffir etmesin. Yani açmaya da gerek yok. Kendisi değil mi? Okuduğumuz şey. Zira ilak eden, yani zorlaştıran manasındaki dikkat ve kıymettir. Ve perişan eden ve zinet-i zahiresinde mustane eden manasındaki cemal-i zatiyesidir. Ermesin. Çok tuhaf değil mi? Allah Allah. Hem de şahsın uslubu beyanı, şahsın timsali şahsiyetidir. Burada okuyorum ha. Herhangi bir yeri açmadım. Gözünüzün önünde açtık yani. Bize dedi ki. Yani nedir diye. Hem de şahsın uslubu beyanı, kalıbı, kalıp, o şahsın timsali şahsiyetidir. Yani o sadeleştirme veya o konuşmak kişinin şahsiyetinin timsalidir. Aynadaki güneşin gözükmesi gibi. Onun altına o zaman Said Nursi yazmazsın. Kendi ismini yazarsın. Aynı şeyi yazsa bile tutmaz abi. Olmaz. Anladınız mı burayı? Kaçıncı sayfa 84'müş ya? Ey nazlana ve istina gösteren anı izinlerine vesaire diye devam ediyor. Anladın mı? Çok acayip değil mi Mehmet? Çok acayip. Hem de muhakimattan ha? Özetle. Sayfa kaç abi? 84. Ya bir de okuyacağım müsaade edin. Bırakan. İşte lugata baktığın zaman o kişinin çaktığı kalıptır. Kalıptır. O beton atarken onun dışına çıkamaz. Teleferik o telden başka çıkamaz. Teleferik oradan gitmek zorundadır. Bakın, her bir ayetin 268 şu alar. Her bir ayetin nesi var? Mutadit manaları var. Manası yok, manaları var. Her bir mana o mutadit içinde bir tanesini al, bir tane al. Mutadit manaların içinde bir tane al. Her bir mana küllidir. O külli demek ne demek? Her asırda manası var. İşte her asırdaki mana o mutadit manalardan bir tanesinin bir efradı. Sen bunu esas alırsan diğerlerini katlettin. Tercüme şudur. Türkçesi bu. Arapçası nasıl denk geliyorsa sen elhamdülillah Rabbil Alemin Arapçasıdır. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Tercümesidir. Sadeleştirme ise 18 bin alem, alemlerin Rabbine hamdolsun, bunlar içinde kuşlar alemini yaratan Allah'a hamdolsun, bu da sade. 17.999 alem kalp. Şimdi gelelim bizim şeye. Mutala baktın iki tane İslam alimi, İslam dünyasında iki tane kaynak var. Lugatın kaynağı. Bir Basri, iki Küffe alimlerinin koydukları kural. Yani ustalar. İki tane usta var. Kalıplar onların kalıpları. İnanırsan o kadar olur. Allah sana öyle muamele eder. Örnek vereyim. Osman'ı zamanla aldım ama bu Osman da kullanır ıttılayı.
Mesela ilmi kelam alimlerine göre evamiri tekviniye nedir? Lugata bakın. Bak şimdi. Evamiri tekviniyenin dört illeti vardır. İlle-i failiye. Yani failin varlığı. İlle-i gaye. O failin gayesi. İlle-i sürüye. Yani yapacağı şeyin sureti, şekli, programı. İlle-i maddiye. Yani o maddesi. Yani usta. Gayesin. Günah. Kalıp çakması, harcı dökmesi. Bu dördü bir araya gelirse illeti tam olur ve vücud harici gelir. Burada irade kalkar. Bu ilmi kelamın evamiri tekviniyeye illeti tamme, çok özür dilerim. İlleti tammeye verdiği mana. İlleti tamme. Ne demektir diye. Ben de şimdi Risale-i Nur'da size söylüyorum. İlleti tamme dört değildir, Risale-i Nur'da üçtür. Nedir o? Vücud, lüzum, zaruret. Nerede geçiyor bu? Kader Risalesi'nin 464 müydü? Sağ tarafta, altta. Altta, evet abi. 64, bak sayfa tam olsun. Bak bakalım, yanlışım olmasın. Arapça'da bir metni var. O mu oluyor abi? Kanunayım. Zihayet, zihşur mu oluyor? Yok, bunlar farklı değil. Lüzum, vücub, zaruret. Bunlar bir tabirdir. 467 abi. 467. Tamam. Tamam. Şimdi ne anlatmaya çalıştım biliyor musun? Uzattım zannediyorsunuz ama. Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilir. Kim başkası şekilde izah ederse, başta ben dahi, yanlış yapıyoruz, eksik yapıyoruz. Nakıstır. Kısırdır. Kısır kısır. Yani kusur aynı zamanda. Kim yaparsa yapsın. Başta ben. Risale-i Nur, Risale-i Nur'la izah edilir. Mutala bile lugata bakamazsın. Adem'e bakın ne olur? Adem'e bakın lugatta yokluk. Mektubat 59'a bakın. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani vücudun ifade edildiği zeminsiz zemin. Mesela Adem hakkında lugata bile yokluğu var. 4 saat ders olmuş. Onun alt yapısını yapmak için en az kaç ay uğraşılmış. Bak mutala kaç gün çalışmış. Lugata nedir? Mutala. O beraber veya tek başına kitap okumak, öyle mi? Bu ne oldu şimdi? Yapılandırma nerede? Yani mahiyet-i insaniyesini mutala ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır. Neyle? Mutala. Ne yapıyor mutala? Seni tecerrütlerden tecerrüt yaptırıyor ve seni bir yere taşıyor. Çekirdek ağaç olmana sebebiyet zemini ve hareket şeklidir. Evet, şimdi sana ait. Abi, Allah razı olsun mütalanın bu yönlerini açıkladınız, izah ettiniz. Kısmen bu cihette mütala devam ediyor. Şimdi biz Risale'den örnekler mesela okuyacağız. Mahiyet-i nefsiye nasıl okunur? Efendime söyleyeyim, Üstad Hazretleri nasıl mütala etmiş? Abiler nasıl mütala etmiş? Buna dair. Fakat onun öncesinde abi, müzakere eden kişi talebi ulum vasfını kazanıyor. Peki mütala eden kişi ne vasfını kazanıyor Hasan abi? Ne de söyle bir de kafam. Müzakere yapan kişi diyor üstad. Çok güzel. Talebi ulum vasfını kazanıyor. Tamam, talebi bütün cemaatin hasenesini alıyor. Alıyor. Peki müzakere yapan. Müzakere yapan. Öf öf. Peki mütala eden ne vasfını kazanıyor Hasan abi? Evet, ne kazanıyor? Bilmiyor. Ne kazanıyor? Biz tabii Risale'ye soru sorunca Risale müthiş cevaplar veriyor abi. Ben bilmiyorum. Üstad buna Mesnevi Nuriye 222'de cevap veriyor abi. Mütala eden kişi de abi mütefekkir oluyor. Müzakereyle mütefekkir olunmuyor. Malumatlı oluyor. Malumatlı oluyorsun. Fakat mütala ile mütefekkir oluyorsun. Yani o malumatı eleme dönüştüren zat. Dönüştürüyorsun. O zaman dönüştüren zat. Mütefekkir oluyorsun abi. Evet. Üstad şöyle diyor. Ve keza. İnsan saltanat-ı rububiyetin mehasinine, nazır ve esma-i kutsiyenin cilvelerine dellal ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-ı ilahiyeyi mütala ile mütefekkir olduğu cihetle.
Esma-i Kutsiye'nin cilvelerine dellal. Ha, Esma-i Kutsiye'nin cilvelerine dellal. İnsan. Esma-i Kutsiye'nin cilvelerine dellal. Olduğun zaman. Ve kalem-i kudretle yazılan mektubat-i ilahiyeyi mütala ile onu başardığın zaman mütefekkir olduğu cihetle bir de cihet devamı var. Eşref-i mahlukat ve halife-i arz olmuştur. Vay be, bu sürecin bir yapılandırması. Yapılandırması, evet abi. Vay be. Demek ki yani mütala deyip ya da okumak deyip ya da müzakere deyip geçmemek lazımdır. Çünkü 6-7 harften oluşuyorsa da içinde kainatla seni alakalandıran mana mertebeleri var abi. 222 bak. Bu 222, Mesnevi 222. Vay be. Bir daha bir başka bir mesela yönü de var. Hani demiştik ya mütala bir meseleyi hani tekrar tekrar okumaktı. Üstad 259'da yine Mesnevi 259'da başka bir cihetini nazara veriyor. Ona bakalım. Malum bir sporcu dahi mesela bir antrenman yaparken yaptıkça o sporla alakalı başka sahalar, başka tecrübeleri mesela elde ediyor. İnsan da bu cihetle bir tekrar tekrar mütala ettikçe ona bir sır daha açılıyor. O nedir? Üstad diyor ki tekrar tekrar mütala et diyor. Bu Risale'yi, bu Mesnevi Nuriye'yi tekrar tekrar mütala et diyor. Ta ki lehu mulkus semavati vel ard. Mülk yani semavat ve yerin mülkü onundur ve emsali tekrarat-ı Kur'aniyenin sırrı sana açılsın diyor. Bu cihetle tekrar tekrar mütala etmek var. Şimdi abi mütala etmeyi hani dedik ya insan okumak anlıyor. İşte o semavattaki ve yerdeki Esma-i Kutsiye'nin cilvelerini gördüğün zaman ve dellal olduğu zaman, onu ilan ettiğin zaman, onu duyurduğun zaman, ondan sonra kudret, kalem-i kudret mesela kalem-i kudreti orada gördüğün zaman, o zaman işte bu sırlar bu şekilde tekrar tekrar baktığın zaman sana açılıyor. Bunun başka örnekleri de var. Mesela sözlerde üstad yine o cihete değiniyor. Bir de abilerin barla layıkasındaki bu hissiyatları var. Biz bunlardan mesela birkaçer örnek okuyacağız. Şimdi mesela her bir ayetin diyelim ki zahiren bir manası varsa da o tekrar tekrar okunduğu zaman, tekrar tekrar okunduğu zaman başka başka sırlar ona açılıyor. Dolayısıyla Risale-i Nur'da bu cihetle mana mertebeleri hiç bitmiyor. Devamlı bir şekilde mana yenileniyor ve mana mertebeleri ortaya çıkıyor. Bu sır aynı şekilde mesela Kur'an'da olduğu gibi Kur'an'ın icaz-ı manevisi olan Risale-i Nur'da da var. Ve Üstad Hazretleri ve talebeleri bu mütalanın sonunda yani okudukları şeyi inceden inceye tetkik ettikleri zaman ne yapmışlar? Bakmışlar ki başka tefeyyüzler, başka sırlar onlara açılmış. Mesela bir tane örnek okuyayım abi isterseniz. Barla Laikası sayfa 32'de şöyle geçiyor. Hulusi abi diyor bunu. Oradan okuyalım. Yani mesela biz 19. mektuptan bahsediyor. 19. mektubu biz böyle okuyoruz yani. Düz mesela okuyup geçiyoruz. Fakat Hulusi abi ise ne diyor? Diyor ki baştan başa Mucize-i Kübra-i Ahmediye'yi ilan eden baştan başa Peygamber Efendimiz'in büyük mucizelerini ilan eden 19. mektubun tahsisen bendelerine irsali, yeniden hayata avdet etmiş kadar müessir olmuş ve mütalası rikkat damarlarımı tahrik ederek hayli ciddi gözyaşı akıtmaya vesile olmuştur. Şimdi eğer mütalanın manası okumaksa niye okuduğundan ağlıyorsun? Okuyup geçmen lazım. Burada mütalanın içinde inceden inceye bir tetkik, o Resul-i Ekrem'in o yaşadığı haleti, yaşadığı o manaları, o mucizeleri bizzat kendi enfüsü aleminde böyle tefekkür ederek ne yapıyorsun? O zaman mahiyetini, o nübüvvetin,
O mucizat-ı Ahmediyen sırlarını o zaman anlıyorsun. Muhakkik oluyorsun. Muhakkik ya da mudakkik oluyorsun. Ben ona o cihetine bakmadım ama bu şekilde abi, tefekkür ettiğin zaman bir bakıyorsun ki abi diyor ki benim rikkat damarlarımı tahrik etti. Hayli gözyaşı döktüm diyor. Adeta mutala akıl seni kalbe taşıyor. Evet abi. Kalpte olsa mudakkik oluyor. Mudakkik daha üstün değil mi abi? Tabii. Öyle geçiyor zannediyorum. Muhakkik meseleleri delil ve burhanlarla ispat eden, mudakik onları ispat eyleyen, ispat etmeye çalışır. Yani muhakkik hikmet sahibi oluyor da mudakik daha iç taraf. Manzaraya bakıyorsun abi. Evet. Bir başka misal vereyim abi isterseniz. Allah'ı Bir saat ısındıracaksın. Evet abi. Cenab-ı Hakk'ı mesela kitaptan okuyup tanımak ve kainata bakıp tanımak ve iman etmek mütalaadır. Cenab-ı Hakk'ı kitaptan okuyup tanımak. Cenab-ı Hakk kendisini bize tanıtmak için bu bir kitap. Evvela Kur'an'ı yolluyor. İrsal-ı Rüsul yapıyor. Peygamberleri yolluyor. Ve aynı şekilde sanat yaratıyor. Eşyayı yaratıyor. Dolayısıyla bunu bu cihette bakıp iman etmek, bakın iman etmek bir mütalaadır. Bakıyorsun, vicdanla, akılla, hisle ölçüyorsun, biçiyorsun. Ondan sonra iman etmen, senin o iman edişinde mütalaanın ayrı bir çeşidi oluyor. Abi. Hani az önce dedik ya, mütalaanın farklı farklı mesela cihetleri var. Sonra esmasına, ilmine, kudretine, rahmetine iman edip anlatmak da bir mütalaadır. Anlatmak da yani bunu fiilde de göstermek bir mütalaadır abi. Yaşayarak anlatmak. Zaten çıkmaktır diyor. Mahiyeti nefsiyesinin mutala ile imanın şüphesiz ve vesvesesine çıkmaktır. Neyle mutala ile? Eylemdir çünkü mutala. Sonra abi devamında tanıdıktan, yani mütala ettikten sonra, onu tanıdıktan sonra, iman etmek ettikten sonra da ondan bir araya gelip bahsetmek de müzakere oluyor. Çok güzel. Zikretmek. Onu getirip de adam mutalasını müzakere ederse, müzakere olur. Anlatırsın. Yaşadıklarını, inkılaplarını muhakkik oluyor. Mutala ederek muhakkik oluyor. Sonra bir yerlerde anlatırsa müzakere oluyor. Tezekkür ediyor çünkü, zikrediyor. Mutala ıttılığa sahibi oluyor. Ittıla etmiş. Ona sahiplenmiş. Sahibi olmuş. İlmen, aynel, hakkıyla da var bir de bunlar. Evet. Bu aynel. Aynel işte, aynel. Yaşıyor artık. Hakkıyla da başlıyor. Yani müzakere de malumat sahibidir. Sırrı akrabiyetin. Malumattır. Sırrı akrabiyetin ikrişafına bakar, evet. Çünkü temelinde şey var, tefekkür var. Muhakkiklik var yani. Onun üzerinde durmak lazım. Evet. Onu çalışmış mı acaba? Çalışmış onu ama yani o sonra konuşuyorlar. Mutalayı da aşarsak, mudakik değil, muhakkik. Mudakike denk gelen muazzara mı oluyor? Mudakik daha aşağısı, yani daha merkez. Mesela kalp dıştır, akıl dıştır. Muhakkik, hikmet sahibi. Tefekkür ehli. O tefekkürle taşındığın zaman kalbe vicdana taşınıyorsun. Mudakik. Kalbi göz oluyor artık o. Mudakik. Onun karşılığı burada ne oluyor abi? Yani dedik ki ya mutala üstü ne oluyor? Muzakere mutefekkir âne bir şey. Vicdan ise mutala mudakiktir. Yaşıyor çünkü. Evet. Bir daha şimdi biz bunu, bu mütalayı... Ondan sonra hakim oluyor. Kalp ise hakim. Fiilden bir örnek vereceğiz. Mesela çok ehli böyle ilim var ki, mütala edemediklerinden dolayı, yani mütala demek okumak değildi abi, mütala ondan feyizlenmediği sürece, mahiyeti nefsiyesini anlamadığı sürece, bunlar kabre doğru giderken, şüphelerle, vesveselerin içinde boğuşup kalmışlar.
Şimdi bu Emir Dağ 147'de okuduğumuz yerde çok ilginç, aferin. İmanın vesvesesiz mertebesine çıkmaktır. Vesvesesiz ki, ve şüphesiz. Mertebesine çıkmaktır ki dedi. Neyin okuyunca abi? Mutalaa. Mahiyeti nefsiyesini mutalaa ile. Birçok ehli ilim var ki abi, hani demiştik ya. Bu bilgi değil artık. Ehli ilim var ki imansız da gitmişler, istikametsiz olmuşlar. Çok güzel. İlim değil yani. Mutalaa'da ilim yok. İlmi kullanılmış hali, patlamış. Mesela patlamış ağaç olmuş. Çünkü ehli ilim dalalete giden var, imansız giden var. Çok güzel. Mahiyet insaniyesi mutalaa ile imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır. Neyle? Mutalaa. Mutalaa eylemdir. Muzakkere değil yani. Muzakkere daha aşağıdadır. Muzakkere malumattır, ilimdir. Ama ilimle dalalete giden çoktur. Çoktur. Ama mutalaa ile giden yoktur. Yoktur. Şimdi Üstad Hazretleri buna dair biz çok güzel, 358'de bir misal aldık. Bu üçüncü misal. Herkes bu mektubu bilir. Fakat hangi mektup? 28. mektup, üçüncü mesele. Barla mı? Mektubat. Mektubat? Bir daha söyle. 28. mektup. 28. mektup. Üçüncü mesele. Üçüncü misal. Tamam. Okuyalım abi misali. Burdurlu Hasan Efendi isminde. Yani inayet-i sebat değil mi orası? Evet abi, evet evet. İnayet-i sebat, tamam. Tamam, şimdi kafamı. Devamında. Tamam. Burdurlu Hasan Efendi. Bak şimdi, harika bir yer. Evet. Heyecanlandım ya. İsminde bak. Ehli Kalp bir. Kimdi ahiret bir? Ahiret kardeşim, Ehli Kalp. Kim ismi kimdi? Burdurlu Hasan Efendi. İyi yani, bana da denk. Bir ahiret kardeşim ve talebem vardı diyor. İnşallah. Bana karşı haddimden fazla, haddimden çok fazla hüsnü zan ederek büyük bir veliden himmet beklemek gibi Allah. Biçare benden medet bekliyordu. Benden medet bekliyordu diyor usta. Birdenbire hiç münasebet yokken, hiçbir alakası yokken 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine mütalaa etmek üzere verdim. Allah. Mütalaa etmek üzere. Mütalaa etmek üzere. Şimdi abi zahiren 32. söz 2 ya da 3 saatte yazılmış. Ama üstad başka yerlerde diyor ki anlamaya ve onu anlamaya çalıştığımız zaman 6 saatimizi 1 haftamızı aldı diyor bazı risaleler için. Şimdi 2 saatte yazılan, hızlı bir yazılan bir risale okunursa yazılmaktan daha çabuk biter. Tamam işte onlar için bir tanesi mutalaa. Mutalaa kelimesine kaç gün uğraşıyoruz. Ben mesela 32. sözü okusam 30 dakikada Allah alem bitirebilirim. Abiler 2 saatte yazmışlar ama bazı yerlerde diyor ki anlamak istediğimiz zaman 1 haftamızı aldı diyor. 6 saatimizi aldı diyor. Peki üstadın niye 6 saatini aldı? Abilerin niye 1 haftasını aldı? Bir misal veriyorum sahabelerden. Abi sahabeler bir ayeti hayatına indirmeden, o ayetle amel etmeyi öğrenmeden başka bir ayeti hıfz etmezmiş. Önce o ezberlediği ayeti kendisine indirilmiş. Onu yaşadıktan sonra bir ayeti ezberlermiş. Çünkü mesuldü. Abilerde de mesela bu sır çok gözüküyor. Hüsrev abi de çok ağlamış. Hulusi abi mesela, Sabri abi çok ağlamışlar. Tefeyyüz ettik diyor. İnceden inceye tetkik ettik diyor. Peki onlara bunu tetkik ettiren neydi? Sadece okuyup geçseydi ben açıkçası 10 defa diyelim bitirmişim külliyatı. Sadece okuyup geçseydim ben onu ilmi cihetini yaşamasam, amel etmesem, mütalaa etmesem ne oldu? Bana siz abi bir misal veriyorsunuz. O ilim sana dönen, geri dönen bir ok olur. Şeytan o ilimle seni vurur. Kesinlikle. İşte çok ehli ilim bu mütalaayı yapmadıkları için abi sadakati kaybetmişler. Çoğu hüsranla kabre girmişler. Ve tarihte de kötü bir lakapla kaydolmuşlar. Evet. Mutezile, Cebriye, işte Vehhabi ve başka bir şey gibi kaydedilmişler. Eyleme dönüşmeyen her bir bilgi sana vesvese olarak döner. Dönüyor. Üstad da diyor ki birisine mütalaa etmek üzere verdim diyor. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi diyor üstad. Üstad dedim diyor. Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver. 5-6 gün mütalaa etsin. 5-6 gün. Abi şimdi 32. söz 30 dakikada okunur. Peki 5-6 gün niye mütalaa etsin? Öyle mütalaa mı etsin diyor 5-6 gün? Mütalaa etsin. O adam gitmiş. O risaleyi verdiği kişi gitmiş. Doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli 30-40 gün kalmıştı. Abi 30-40 gün kalmış. Gayet susamış bir adamın Abi Kevser gibi tatlı,
suya rast gelirken yapışması gibi, tatlı suya rast geldiğinde yapışması gibi, öyle de 32. söze yapışmış, mütemadiyen mütala yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, feyizlene feyizlene, hususan 3. mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde tamamiyle derdine deva bulmuş ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Kutbu azamdan beklediği feyzi o mütalanın sonucunda 32. sözün muhabbetullah bahsinde ne yapmış? Bulmuş. Sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Bu da Risale'de mütala nedir, mütala nasıl yapılır, feyiz nasıl yapılır? O hemen gazete gibi mi okunur yoksa böyle tefeyyüz ede ince manalarını yaşaya yaşaya mı olur? Bu da ayrı bir örneğiydi abi. Demek ki bu cihetle okuma deyip geçmemek. Mutala yapa yapa. Yapa yapa. Ne yapmış? Kutbul azamdan beklediği feyizleri bulmuş. Bulmuş. Mutala taşınmaktır. Ortaya çıkacak hal da feyizlermiş demek. Evet. Bak mutala yapa yapa kutbul azamdan beklediği feyizleri bulmuş. Bulmuş. Biz az önce Mesnevi 250'de demiştik ya abi, lehu mulkus semavati vel ard. Oranın çok sırlı manaları bana açıldı diyor üstad. Neyle? Kutbul Azam'dan ders alarak mı? Hayır. Gafs'tan ders alarak mı? Hayır. Mesnevi Nuriye'yi mütalaa yaparsan diyor. Adeta mutalaa şu binaya, şu kata, burası 5 mi 6 mı dükkanla beraber? 5 mi? 6 dükkanı. 6. Tamam. Dükkanın altı çünkü yerden, asfalttan. Merdivenleri kullana kullana altıya geldik mi? Altıya. Bu mutala. İçeriye girdik de oturduk. Tamam. Yani aldığımız o hava, tefeyyüz. Tefeyyüz. Sonra geliyorsun, onu burada bahsediyorsun. O da müzakereye dönüşüyor. İlmi bir boyutu tabi burada. Bir şey sorayım. Peki katın bittiğini nasıl anlıyor? Yani altıncı katta bittiğini nasıl anlıyor? Katı bitmiyor da. Bu kat sonsuza doğru gider. Yani o katta aldığın şey. Mesela şu anda sen son musun terakkide şu andaki hal? Daha yapacaksın inşallah. Ha, şu anda sen bittiğini anlamazsın ki. Bitmiyor ki. O bu kat bitti. Son kastetmedim. Yani çıkarken her bir katta bir yerde balık pişiyor bakıyorsun birinci katta. Bir yerde patates şey yapıyor. Bir yerde bilmem kuru fasulye oluyor. Ne bileyim. Her katta bir yemek şey yapsa. Sendeki sonsuza doğru çıkıyorsun. Şimdi abi biz az önce demiştik 147, Emirdağ 147'nin etrafında dönmeye devam ediyoruz. Mahiyet-i nefsiyesini mütalaa demiştik abi. Şimdi mahiyet-i nefis nedir? Nefsin mahiyeti, nefis acizdir, fakirdir ve nakıstır. Sen bu acziyetini ve fakriyetini ve naksını bildiğin zaman mahiyet-i nefsiyeni mütalaa etmeye başlarsın. Kendi iç alemini yani bu mahiyetini mütalaa edince sen mütefekkir oluyorsun nefis cihetinde. Artık enfüsü aleme bir giriş oluyor. Ve insan aczını, fakrını, zaafını ve naksını ne kadar bilirse bunu bilmesi nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kainattaki sonsuz kudretini, sonsuz ilmini, sonsuz saltanat-ı uluhiyetini, aczini ne kadar ya da hiçliğini ne kadar bilirse o nispeti anlayacaktır. Aynı neye benzer? Zifiri karanlıkta bir zerre ışık nasıl çok belli oluyorsa insan karanlık olan bu nefsinde aczini, fakrını, zaafını ne kadar anlarsa kainat halikinin güç, kudretini, basireti ne yapıyor? Hepsini bu nispette görür. Karanlık arttıkça nur çok belli olur. Bu sırla beraber nefsinin bu cihete mahiyetini mütalaa ettikçe ne kadar mütalaa edersen vesvesesiz iman mertebesi işte bu cihette oluyor abi. Bu yönüyle oluyor. Mahiyeti nefsiyeni ana cihetiyle. Hiçbir hisse vermiyor insana. Vermiyor. Ne kadar aç, fakir. Bilme nispetinde Allah var oluyor. Var oluyor. Ve üstad bunda misaller veriyor. Senin diyor vücudun demirden değil, polattan değil, ateşten değil, efendim çöpten bulmadın diyor. Eline temellik olarak da verilmiş değil. Burada hep böyle mahiyeti nefsiyeni ortaya koyuyor. Senin acizden oluşmuşsun, fakırsın sen, nakıssın. Bunu oku diyor, okuduğun nispeten Cenab-ı Hakk'ın kudretini, azametini müşahede edip görüyorsun abi. Bu da mütalaanın nefis cihetinde olan kısmı. Yoksa
Biz burayı mesela çok okumuşuz açıkçası ve üstad buna bir misal veriyor abi. Bu mana nerede geçiyor? 30. sözün ene ve enaniyet bahsinde. 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da sair eczai nuriyede bir derece beyan edilmiş. Risalenin çeşitli yerlerinde de üstad bu mahiyeti nefsi nasıl mütalaa edeceğiz? Şüphesiz ve vesvesesiz bu imanın mertebesine nasıl çıkacağız? Buralarda anlatıyor abi. Mütalaa yapmak lazım. Mütalaa yapmak lazım. O da neydi abi? Kendi aczini, fakrını, naksını anlamak, eksikliklerini anlamak. Efendim özüm ve bu nispette hani dedik ya mütalaanın risalede iki yönü var. Biri enfüsü alemini okumak, biri afakı okumak. Enfüsü okudukça afakta da ziyadeleşiyorsun. Mesela üstad o zaman diyor ki kainatı bir kitap gibi mütalaa ettim diyor. Seyahat-ı fikriye-i hayaliyede diyor bir nükte-i tevhid mütalaa ettim diyor. Bir nükte-i tevhid bana açıldı diyor üstad. Üstad nasıl bu hava sayfasını mütalaa etmiş abi? Enfüsü alemini ne kadar mütalaa etmişse hava sayfasında o nispetle mütalaa etmiş. Çünkü diyor ki nükte-i tevhid gözü göründü diyor abi. Hüve nüktesi meşhur. Mütalaa ederken diyor. Mütalaa ederken. Hava sayfasını mütalaa ederken. Nükte işte. Enfüsün dişi açılan penceresi. Penceresi. Sonra üstad nükte hüve nüktesi nük. Kendi başına bu sıkıntılar, bu dertler 28 sene hapis çekmiş. Bunların çektikten sonra bunları bir okuyor, bir de bakıyor ki kader-i ilahinin bir cilvesi, rahmeti ilahiyenin cilveleri o nispetle inkişaf ediyor ve 4. şua mesela telif ediliyor. Kendisi zayıf olduğu nispetle bir bakıyor ki bu kainat o zatın bir ordugahı, bir ordusu gibi ona gözüküyor mesela. O cihetle bakıyor. Mutala değil mi? Mütala. Bu da başka bir mütala. Mutala çeşitleri. Ve bu mahiyetin nefsiyesinin mütala ile oluyor abi. Hani dedik ya bunun etrafında döneceğiz biz. Örnekleri de zaten var. Demek ki bu cihetle mütala sadece bir okumak, sadece böyle sıradan bir bakış değil. Onu evvela kendi hissiyatından, nefsinde onun sırlarını anlayıp kainatta da o nispetten baktığın zaman anlıyorsun. Demek ki mevzuları dimağda işlemek, mevzuları vicdanda işlemek, mevzuları kalpte işlemek. Mutala. Evet, anladık mı? Aynı anda hepsinde beraber işlenmesi şart mı? Ya zaten otomatik oluyor. Birbiri içerisinde. Birbiri içinde. Mesela diyelim ki mutala ederken tefekkür ediyorsun. Hemen bu yapılandırdı. Tefekkürün neticesinde bir feyiz oluyor. O da mutala oluyor. Yani iç içe, bu bitsin oraya. Böyle bir şey yok. Mesela güneş vurduğu zaman otları büyüteyim sonra ağaçları büyütürüm. Sinekleri canlandırıp sonra koyunların tüyünü bilmem ne yaparım demiyor. Bir anda aynı, bir anda farklı yerde farklı işleri bir anda yapıyor. Mesail-i imani de böyle nur gibidir. Geldiği zaman bir ama konuşmak ve tanımlamak için ihatamız kolaylaşsın diye bölüm yapıyoruz. Akıl, vicdan, kalp falan diyor. Oysa akıl yani dima kalbin bir şubesi. Vicdan da kalbin bir şubesi. Yani iki ayağı var kalbin. Beni kalp kabul edin. Bir ayağım vicdan, bir ayağım dima, kafa. Yani ikisi de kalbin açılımı. Kalpten müstakil bir vücudu yok. Hepsi sesini alıyor yani. Tabi mesela gıda yediğin zaman diyor ustad. Mideye gittikten sonra her şey karaciğere de gidiyor, böbreğe de gidiyor, tırnağa gidiyor, saça gidiyor, göze gidiyor. Her tarafa gidiyor. Onun için mutalaada akıl dağılıyor, vicdan dağılıyor. Mahlukat cephemizi şey yapıyor. Çünkü Allah mutala etmez. Allah da muzakere etmez. Allah marifet sahibi olmaz. Allah ilim sahibidir. Yani Allah öğrenmez. Allah sonsuz ilim sahibidir. Marifet bize ait. Marifetullah bize ait. Zatidir. Yani ilim zatidir. İlim subuti sıfattır. İlimde öğrenmek yoktur. İlim hepsini içine alır. Marifetullah bize aittir. Onun için marifetullah içerisinde muzakere var, mutala var. Ama komple
marifetullah içinde dolaşıyoruz. Allah marifet sahibi olmaz. İlim sahibidir. Allah muhakkik değil, Allah mudakkik değil. O beşerin kazanımlarının sıfatları, tasnifidir. Kazandığı mertebenin tasnifidir. Muhakkik, mudakkik. Mesela Risale-i Nur'u diyor, anlayarak ve kabul ederek bir sene okuyan asrın ne diyor? Mühim bir alim olur. Mühim bir alim olur. Mudakkik bir alim olur. Yani anlayarak akıl, kabul ederek vicdan, ikisinin cemi mudakkik olur. Öyle mi diyor bir hakikatli? Hakikatli, mühim ve hakikatli bir alime. Hakikatli. Ne diyor? Mühim, hakikatli bir alime. Alime olur. Evet abi. Asrı mı diyor, zamanı mı diyor? O cümleyi okur musun? Zaman. Kim abi? Bir sene bu risaleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan... Anlayarak ve kabul ederek. Ederek okuyan... Bu zamanın mühim, hakikatli bir alimi olabilir. Mühim, hakikatli bir alimi olabilir. Hakikat mutahkike mi bakıyor abi? Evet, hakikat. Esma mı oluyor? Çünkü 32'nin sözde öyle diyor. Esma'yı mutala ediyor. Zaten sıfata geçerse kalbe geçer. Mutalada kalp yok. Vicdan var. Akıl ve vicdan bütünlüğü var. Şu hakikati insani haritası nereye döksek biraz? Enteresan yani. Hep dikkat ediyor musunuz? Bir cep oraya çıkıyor. Dikkat ediyor musunuz? Hep böyle. Hakikat insani haritası. Bu nasıl bir haritaymış acaba? Sonra haritadan bahsedersem Nadir abi bana diyorlar ki nereden çıktı bu harita? Burada yazıyor. Yazıyor ama adam bakmıyor ki oraya. Adam böyle bir şey niyet etmiş, sana itiraz edecek ya. Veya itirazı kafaya koymuş ya. Nereden çıktı? Tipi tipten çıktı. Eskide tipi tip var bizim mektepte okurken. Oysa 3 tane harita var değil mi bir teneffüsette? Bir namaz için harita diyor. 9. sözde. Bir 147'de Emir Dağı'nda insan harita diyor. İnsan harita diyor. Bir de nerede harita diyor? Bağışlı harita çeşidi. Hadi. Namaz ne harita? İnsan harita diyor. Bir tane de var. Enaniyet. Enaniyet haritası. O da harita. Doğru. Evet. Başka? Şeceli harita diyor. Başka o da. Başka böyle hiç ummadığımız bir şey diyor. 25. sözün başında Kur'an'a diyor. Kutsi bir harita diyor. Harita-i kutsiye. Kainatın harita-i kutsiyesi diyor geçiyor Kur'an için. İnsan, kainat, Kur'an. Ama kör olası cehalet. Abi o mecazdır. Takkem anlattı. Ne demişler? Fethuli fi ibadi fethuli cenneti. Ya burada ilahiyatçı vardı ya. Abi de oradaki şeydir diyor yani cennete gidecek. Yani evirip çevirip tefsirciler ille bu gir cennetime girecek cennetine evirip çevirmeye çalışıyorlar. Çeviremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Yani fethulü fi ibadi fethulü cenneti. Gir cennetime yani girecektir. Yani istiyor kardeşim. Bu çevirme. Bu dünyada cennet var. Çevirme. Mutala ya. Evet. Çünkü cennet iki tanedir. Kaç taneymiş hoca? Abi. Bir tane Nurani ve manevi abi. Nurani ve manevi. Nurani orada, manevi burada. Evet hadi sen o kadar temsil etti oldu. Şimdi abi benim kısmen mütalaa dersim ama bir saat içinde biz bitti mi? Risalede geçen cihetlerini verdik. Şimdi Barlar Laikası'nda abi 31. mektup ve 13. ve 14. lemalar hakkında Hulusi abi bir nokta söylüyor. Bu mektupların, bu sözlerin içinde ne kadar sırlı hakikatların olduğunu söylüyor. Mesela okuyayım abi ben isterseniz. 31. mektubun 13. ve 14. lemalarında o kadar büyük dersler, o kadar azametli hakikatlar, o derece şaşalı hikmetler ve nurlu, kutsi, lahuti feyizler mündemiçtir ki. Uf, nerede hangi?
31. mektup. 31. mektup hangi kitaptır? Ve 14. lemalarında. 31. mektup hangi kitaba deniliyor? Lemalar ya. Siz o mektubatın sonu okumuyor musunuz? Zaten 31. mektubun 13. ve 14. lemalar diyor burada. Tamam işte ama lemalar. 31. mektuba lemaların komple kitabın adıdır. Yani mektubatı açın bakayım mektubatı Filistesini. Evet abi doğru. Aç. Doğru. Şurada hemen. Bir açın bakalım. Bir tahkik olun. Dakik değil de muhakkik olun hadi. 31. mektubun Filistesi ne diyor? Şurada abi. Ne diyor? 31 lemadır. 31 lemadır. Tamam. Şimdi bu lemanın 31. mektubun kaçıncı leması? 13. ve 14. Ne? 13. lemada ne anlatıyor? Konu nedir? Şeytan. Ooo. Şeytan bundan sonra yazılım sistemi. Kainattaki yazılım sistemi virüsü. Vücudumuzdaki negatif olumsuz enerji. Şeytan derseniz yani o kadar kaliteli olmuyor ya. Böyle yazılım sistemi, kainatın patronu haşa. Yazılım sistemi, virüs. Bizdeki olumsuzluklar, olumsuz düşünceler falan hep o. Ha, 13. lema ve bir de 14. 14. lemada ne var? Başka? 14. besmele'nin sırrı bir daha bir sevr ve hud meselesi var ya. O var. Yani dünya neyin üzerine duruyor. Tamam. Aferin. Burada abi... Ya ne yaptığınızı bilmenizi istiyorum biliyor musun? Adım atınca nereden konuşacaksın? Ha burada dedi. Nerede? Abi 13. lema ile 14. lema ne anlatıyor ne bileyim canım bir şey anlatıyor orada. Bir aç orayı ya. Ne anlatıyor yani? Şimdi bu adam ne diyor yani? Hani vay be ne büyük adammış. Niye? İyi şeyler dedi. Yok kardeşim ne diyor bakayım. Mündemiştir ki lahuti feyizler mündemiştir. Lahuti. Bu enfusi, biçare, enfusi ha. Heh. Bu biçare kardeşinizin sönük zekası kısa bir dakika düşüncesi. Özür dilerim. Lahuti ne demek biliyor musunuz? Ben size lahuti ceberut melekut mülk. Lahut ceberut melekut. Tasavvufta üç tabirdir. Allah'lık hakikati lahuti. Ceberut alemi gayb. Alemi gaybın o melekut tarafı. Alemi gaybın mülk tarafı buralar. Lahut, ceberut, melekut. Yani bizdeki tabirle vacibil vücut. Hakikatını anlatıyor bu risalede. Evet, lahuti ha. Bu biçare kardeşinizin sönük zekası, kısa düşüncesi, perişan, müşevveş dimağı ile hissedebildiği zevkleri ifade etmesine imkan yoktur. Vay be. Şimdi abi, ama biz okuduk, bitirdik onu. Biz 13. lemaya baksan, 14. lemaya baksak biz şöyle deriz. Ya burada şeytandan bahsediyor. Şeytanın desiselerinden, vesvesinden bahsediyor. 14. lemada da alessevri vel huddan bahsediyor. Yani bunda nasıl olabilir böyle sırlı düşünceler? Lahuti sırlar nasıl olacak? Nasıl hani olacak? Ceberut olsa tamam. Melekut olsa da anladım. Lahuti nasıl cep manalı sırlar var? Lahuti. Risale-i Nur abi, Üstad Hazretlerinin 40.000 müşahadatından bir tanesidir diyor. Başka bir yerde Risale-i Nur diyor, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sadakatının bir cüz'üdür diyor. Başka bir yerde de Nur isminin bir tecellisidir diyor. Risale-i başka bir yerde Kur'an ayetlerinin ayetleridir diyor. Diyor. Ayatın nücumundan gelmiştir diyor. İcaz-ı manevisidir vesaire değil mi? Üstad Hazretleri eski Said dönemini, tabi ben bir böyle külli bir bakış yaptım eski Said ve yeni Said dönemine. Üstad Hazretleri eski Said döneminde risalelerini allamelik vasfıyla yazıyor. Bu birincisi. Yani mesela muhakemat allamelere yazılmıştır. Muhakematı her böyle ehli ilim anlamayabilir. Şu ana allameler dahi belki %60'lık cihetini anlayamıyorlar abi. Üstad Hazretleri o vasıfla yazıyor. Fakat Yeni Said döneminde ise abi, Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u 7 yaşındaki bir çocuğa dahi, mesela diyelim 21. mektup, 22. söz ya da, onu 7 yaşındaki bir çocuk dahi okusa kendine göre bir sır alabileceği gibi, onu İbn-i Sina dahi okusa kendi sistemine, kendi dehasına göre oradan bir mana çıkaracaktır. Diyemez ki İbn-i Sina bu çocuğun anladığını ben anlamadım ya da o da öyle diyemez. Dolayısıyla
Üstad Hazretleri Yeni Sait döneminde de mücedditlik vasfıyla Risale-i Nur yazıyor ki 7'den 70'e herkese hitap eder tarzda yazıyor. Dolayısıyla Hulusi abi de burada diyor, bu kardeşinizin diyor bir çare işte zekası, kısa düşüncesi, perişan, müşeveş, dima ne yapamaz ile hissedebildiği zevkleri ifade etmesine imkan yoktur diyor, ifade edemem. Ve ki Risalelerde sadece böyle düz okuyup geçmek manasında bir şey yok. Onu böyle sırlara indirmek, hissiyatla yaşamak, vicdanla okumak ve kainat sayfelerinde o sırları okumak da mütalaanın ayrı bir ciheti. Sadece okumak manası değil. Eğer ki istenilse okumayı da ayrı bir cihetle üstüne durulabilir yani abi. Evet, tamamdır. Peki, mutalayı da bitirdik. Mutalayı mutala ettik. Öyle mi? Evet abi. Peki, çek. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات